Günaydın vatanım, günaydın tüm Türkmen milletimize, günaydın stüdyodaki arkadaşlar, değerli milletimiz. Bugün sağlık bölümünde Günaydın Vatanım programında çok önemli bir konu üzerine konuşacak. O da baş dolaması üzerine. Çoklar bizden baş dolaması bir vakıttan birisi hisseder ya da doğanlı bir şekilde hisseder. O da nece hisseder etrafındaki yerler dolanlı ya da bazen bir kararlı hisseder kalkıp oturduğu zaman ya da başını çabalattığı zaman hisseder biraz dünya dolanı üzerinde. Bu en fazla bir durumdu. Çoklar hissederler. Özellikle azından 15'erden 2 tanesi ya 3 tanesi bunu bir zamanların birisinde bundan hisseder. Tabii bir gün bunun sebepleri ne olacak? Neydi bunların belirtileri? Her zaman doktorumuza dönerken ne şekilde biz ilaç ederek biz bugün açıklayacak özen sağlık bölümünde. Gelen ilk önce bakalım baş dolaması nerede? Baş dolaması bazen o bir rahatsızlık hissetmekte. Aynı zamanda oturduğumuz zaman hissederek etrafımızdaki yer dolanlı ya da kalktığımız oturduğumuz zaman hissederek dünya kara oldu ya da bazen durduğumuz zaman bir 2-3 dakikalık hissederek başımız çabaladı. O yüzden aynen en şiddetli vakit olduğu zaman bazen olabilir bir tane vaisin kayıp etsin. Bu bir hastalık dahi ama başka bir belirtilerin biri olabilir. Bir tevazunun bir izrabıdır. Çoklar bunu hayatlarında hiçbir zamanda bir muakkat bir şekilde de olsun bunu hissedirler. Bunun ne şekilde olur arazları? Daimen olduğu zaman beşer tevazuuna seyitere edebilmez. Aynı zaman edebilmez dursun, ister otursun ya da oturduğu zaman durabilmez. Kalar bu şekilde hisseder eşyalar ki nece dolanı etrafında. Bunun sebepleri ne olabilir? Onlardaki suda nisfi var ya da baş ağrığı var ya da diğer gözlerine şakika olur da devamlı şekilde olar. Aynı zamanda da bazı o dermanları ki alı ya da kulak müşkilesi var üzerinde. Aynen de kanda izrep olsa, kan eksikliği olsa ya da şeker eksikliği olsa ya da bazen en az nisbet böyle onlardaki kalplerinde bir sorun var. Kalbin azalası zayıftı ya da kan zıhtı var üzerinde tansiyonlar yüksekti. Aynı zamanda da onlardaki iltihap olsun yok içeride kulakta yazda bir iltihap olsa boğaz iltihabı kulağa vurmuş olabilir. Cüyüp enfiyeyi vurup olabilir. Aynı zamanda da onlar ki çok güneş altında çalışırlar olurdu da olabilir. Tabii bunun çoktu sebepleri. Bazı en kısa sebeplerin bir gün konuştuk. O zaman bir tek bunları hissettiği zaman ne yapsın? Baş dolaması olsa hiçbir şekilde çabalamasın. Aynen de özün mütabak etsin. Devamlı bir şekilde tutursa mesela sayıq ise sürmesin sayrana ya da nardvana çıkmasın ama muakkat bir şekilde tuttuğu zaman otursun çabalamasın istirahat etsin önce edebilse su içsin sevail etsin gizli gizli bir şekilde çabalamasın daimen yavaşlasın çabalamakta. Her neler yapmayalım, her zaman dediğimiz ki hiç iyiden sayarı sürmek, eğer sen devamlı bir şekilde vajdalaması tutursa ya da nardvana minmak ya da bazı evde bazı nardvana çıkmak da o bazı bir hatır bir işlerde olarak katılmak eğer devamlı bir şekilde seni vajdalaması tutursa. Her zaman gizli bir şekilde kalkmasın, yatsın, daim nasihat eder, yastık kullanmasın, başın düz bir yere dursun. Her zaman dönerin doktora bu kadar bir alamet olabilir dediğimiz sebeplerin biri yok ise sen de dönersen doktora o zamandaki beşer elinde bir zayıflık hissetse ya da bir nöroloji, bir asab bir durumu yaşasa onlardaki gözlerinde görmemek ya da kulaklarında bir ses var ise bir diğer granin takip bir ses olduğu zaman o şekilde dönmek doktora gerek ya da bir kulağı kapanmış ise ya da bir cerahat var ise kulağında ya da devamlı bir şekilde göz etrafı kara olursa o da doktora dönmek gerek bir sürü tahliller var onları yapmak için. Biz masajlarımız dedik bütün milletimize nedir bunun sebebi ne olar neler her zaman dönsün doktora o zaman bu hastalığın sebebi çoktu sebebini bulmak gerek ona göre bir ilaç vermek
döner sıhhatinde, afiyetinde, boş dolamazda hiçbir şekilde kalmayacak. Teşekkür ederim dinlemeniz için. Tabii değerli izleyicilerimiz, doktoramız güzel bir konu ele almıştı. O da çok olan bir hastalıktı insanlar içinde. Hastalık demeyelim, yani baş dolamasıdır. İnsan her zaman diğer bir baş dolama olduğu sebebi nedir acaba? Esbabı çok çoktu, doktoru dediği təkid. Yani olabilir kulağında iltihab olubdu ya da kan azdı ya da oksijen azdı. Ve bunlara dikkat etmemiz lazımdır. Bilelim sorun nedir, öz başımızdan ilaç almayalım. Gidelim bir tahlil yapalım, bir test yapalım. Bilelim bu hastalık neden olub bizde. Bu baş dolamasının sebebi nedir? Ona göre ilacın alağın. Yani olmadı, yani kanımız az giden kan iğnesi uğrağın çok yanlış bir şeydi. Dikkat etmemiz lazımdı. Çok güzel bir şekilde bize de doktora anlattı. Esbabları nedir? Yani çok esbablar deyir bize. Ona teşekkür ederiz. Tabii çok önemli bir konuydu. Yani baş dolaması özellikle de yani bizim milletin içinde çok sürekli bir şekilde insanlarda oldu.